Meslek Atölyesinden hepinize merhaba. Bugün sizlerle kombilerde emniyet elemanı olarak görev yapan 3 bar emniyet ventilini inceleyeceğiz. 3 bar emniyet ventili kombi içerisinde nerede bulunur? Görevi nedir? Arızalandığında ne gibi problemlerle karşılaşırız? Hep beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Evet, ilk olarak 3 bar emniyet ventili kombimizin içerisinde nerede bulunur? Buna bakalım. Görüntü olarak şurada bakın kırmızı bir vanamız bulunuyor. Bu 3 bar emniyet ventilidir arkadaşlar. Genellikle bu tarafta yani kombinin sol tarafında bu şekilde konumlandırılır. Ancak bazı kombilerde bu tarafta olanları da vardır. Yani illa sol tarafta bulunur diye bir şey söyleyemiyoruz. Peki 3 bar emniyet ventili ne işe yarar? Biraz görevlerinden bahsedelim. 3 bar emniyet ventilinin görevi Isıtma tesisatını yani petek tesisatını ve kombiyi ısınan suyun hacim artışından kaynaklanan basınç yükselmelerine karşı korumaktır. Isıtma tesisatı içerisindeki su basıncı 3 barı aşarsa emniyet ventilinin içinde bulunan yay klapeyi iterek otomatik olarak açılır. Böylece tesisattaki suyun basıncı 3 barı geçmemiş olur ve kombimizde zarar görmemiş olur. Yani şöyle söyleyebiliriz. Cihazımızın petek tesisatının içerisinde normalde su basıncı ortalama 1,5 bar seviyesinde olmalıdır. Bu 1,5 bar 3 barı geçtiği zaman, yani herhangi bir şekilde bu 1,5 bar artıp 3 barı geçtiği zaman bu 3 bar emniyet ventilimiz kombimizin içerisindeki parçalara zarar gelmemesi için fazla olan suyu şuradaki tahliye deliğinden tahliye eder arkadaşlar. Böyle bir durumda kombi kapatılmalı ve tesisattaki su soğuduktan sonra boşaltma vanası açılarak su basıncının tekrar 1,5 bara indirilmesi gerekir. Söylemiş olduğum gibi kombi içerisindeki basıncımız 1,5 bar seviyesinde olmalıdır. Uzun vadede bu basınç az miktarlarda da olsa düşebilir arkadaşlar. Bu gayet normal bir durumdur. Böyle durumlarda kombi doldurma musluğundan su basıncını tekrar 1,5 bar seviyesine getirmemiz gerekir. Ancak bu işlemi yaparken Bazen doldurma musluğuna zarar verebiliyoruz. Doldurma musluğunun arızalanması durumunda sistem içerisine sürekli su basılabilir. Sistem içerisine sürekli su basılırsa basınç 3 bara geçtiğinde yine emniyet ventilimizden fazla olan su şurada görmüş olduğumuz tahliye borusundan dışarıya atılır arkadaşlar. Bazı durumlarda ise emniyet ventilimiz de bozulabilir. Eğer emniyet ventili de bozulursa, sisteme eklenecek su basıncı da 3 bara geçip artmaya devam ederse kombi içerisinde bulunan en zayıf noktalardan su kaçakları olacaktır arkadaşlar. Çünkü burada bulunan 3 bar emniyet ventilimiz içeriye basılmış olan fazla suyu tahliye edemeyecek ve İç kısımda bulunan en zayıf noktalardan su taşmaları, su patlamaları meydana gelecektir. Bu da kombi içerisinde bulunan diğer parçalarımıza zarar verebilir arkadaşlar. 3 bar emniyet ventilinin arızalanma nedenlerinden birisi de kombi bakımı yaptırdığımız zaman eğer evde boşaltma musluğu bulunmuyorsa kombi içerisindeki tahliye edilmesi gereken su çoğunlukla 3 bar emniyet ventilinden boşaltılıyor. Bu da oldukça sakıncalı ve yapılmaması gereken bir durumdur. Çünkü 3 bar emniyet ventilinin ayarı bozulabilir ve takılı kalabilir. Bu durumda da yine kombimizden sürekli su akıntısı gerçekleşebilir arkadaşlar. Kombilerde kullanılan 3 bar emniyet ventilleri farklı çeşitlerde olabiliyor. Bu kombimizde gördüğümüz gibi plastik ve segmanlı olarak kombimizin üzerinde bulunuyor arkadaşlar. Bazılarında ise dış çevresi yine pirinç malzemeden metal bir şekilde olanları da mevcut. Bu kombimizde 3 bar emniyet ventilini sökmek gayet kolay arkadaşlar. Şurada bulunan imi aynı 3 yollu vana motorunu söker gibi üst tarafa doğru çekiyoruz. Şu şekilde pimini alıyoruz arkadaşlar. Daha sonra buradaki 3 bar emniyet ventilini kendimize doğru çektiğimiz zaman şu şekilde blok halinde çıkıyor. Bakın şurada da bir pimi bulunuyor. Bu pimi de çıkardıktan sonra şu şekilde bakın çıkartıyorum yukarıya doğru. Bu bölümü de şu şekilde ikiye ayırabiliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğumuz gibi 3 bar emniyet ventilimiz bu şekilde bulunuyor. Üzerinde de zaten 3 bar ibaresini görüyorsunuz. Herhangi bir arızalanma durumunda bu 3 bar emniyet ventilini yenisiyle değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Tekrar yerine yerleştiriyorum. Bakın şu şekilde biraz yamuk göndereceğim. Gördüğünüz gibi birbirine oturmuyor. Gördüğünüz gibi şu şekilde çeviriyorum. Tık diye aldı ve kendi yerine yerleşti arkadaşlar. Şu şekilde şuradan pimini de yerine yerleştiriyorum. Ve tekrar yerine bu şekilde takıyorum. İşte bunu da yine yanlış yapma ihtimalimiz yok. Şu şekilde şuradan yerine oturtuyoruz. Buradan tık diye yerine geçiyor. Üst taraftaki pimini de aynı şekilde yerine yerleştirdikten sonra 3 bar emniyet ventilinin değişimini gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi çalışan bir kombide sistemdeki su basıncını arttırarak 3 bar emniyet ventili çalışıyor mu, çalışmıyor mu bir kontrol edelim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şu anda 1.7 barda. Şurada alt kısımda bulunan doldurma musluğundan suyumuzu açıyorum ve kombinin su basıncını 3 bara geçirteceğiz arkadaşlar. Yavaşça açtım. Evet 2 bar oldu. 2.4 şu anda artıyor arkadaşlar. Bakın 3 bara geldikten sonra F0 arızasına girdi. Bakın alt kısımdan suyumuzu dışarıya atmaya başladı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Fazla olan suyu şu anda tahliye ediyor. Kombi bakımlarında şurada 3 bar emniyet ventilimizden görmüş olduğunuz gibi 3 bar emniyet ventilimiz bu kombide de burada. Buradan su tahliyesi yapıp kombi içerisindeki suyu tahliye edebiliyorlar. Bu sakıncalı bir durum. Ancak ben size göstermek adına nasıl yaptıklarını göstereceğim. Burada emniyet ventilinden hafif çevirdiğimiz zaman bakın alt kısmından şöyle görüyor musunuz bilmiyorum. Evet alt kısmından boşaltma işlemini yapıyorlar arkadaşlar. Bu sakıncalı bir durum. Kombi içerisindeki su basıncımız da bakın ben biraz azalttığım için bir bara düştü. Şu kısımda bakın doldurma musluğumuz bulunuyor. Mavi olarak görünen ve devamı şurada arkadaşlar bakın. Bu musluk bozulduğu zaman ya da arızalandığı zaman içeriye sürekli basınç arttırması yapabiliyor arkadaşlar. Zaten burada da gördüğünüz gibi 0 1 2 ve en üst kademe 3 bar olarak gösterilmiş durumda. Bu 3 barı geçtiği zaman burada bulunan 3 bar emniyet ventilimizden aynı biraz önceki gibi su tahliyesi gerçekleşecektir. Bu kombimizde de arkadaşlar bakın 3 bar emniyet ventilinin devamı pirinç malzemeden hidrolik bloğa monte edilmiş durumda. Bu şekilde 3 bar emniyet ventilleri de bulunuyor. Kombimizin modeline göre de arızalandığında değiştirmek için sipariş verip alabilirsiniz. Evet elimde şu anda şu şekilde de bir 3 bar emniyet ventili var arkadaşlar. Bunu da sökmesi nasıl olur? Onu size göstermek istiyorum. Bakın bu şu hidrolik gruptan şu şekilde şuradaydı bu şekilde buradan şuradaki pimini çıkardıktan sonra segmentli bir şekilde yapılmış ve bu şekilde ayrılıyor. Bakın arkadaşlar şu görmüş olduğumuz plastik aksam terse doğru çevirdiğimiz zaman açılıyor arkadaşlar. Bakın şöyle. Evet. Bakın şu şekilde bir malzeme. Bu farklı farklı şekilde de değiştirilebilir. Yani problemli olan parça bu şekilde de değiştirilebiliyor. Nasıl çalışıyor? Bakın şu 3 var. Emniyet ventilini çevirdiğim zaman şu şekilde bakın beyaz olan kısım içeriye doğru giriyor. Belli bir yere geldikten sonra tık diye atıyor ve geri yerine yerleşiyor arkadaşlar. Aynen bu şekilde çevrilebiliyor ve kontrolünü de bu şekilde yapabilirsiniz. Yani şöyle düşünelim. Yerinde bu. Yerindeyken şu şekilde arkadaşlar bakın hafiften çevirdiğim zaman tık diye o yayın tekrardan yerine oturması lazım. Boşaltma işlemini de zaten şu şekilde tam tık etmeden hafiften çeviriyorlar. Şu şekilde tam tık etmeden şu şekilde açık konumda oluyor ve su akıtma işlemini bu konumda yapıyor. Şöyle tık ettiği zaman da tekrar yerine oturuyor ve kapalı konumda oluyor arkadaşlar. Bu da bu şekildeydi. Sizinle paylaşmak istedim. Evet, bugün sizlerle kombilerde emniyet elemanı olarak görev yapan 3 bar emniyet ventilini inceledik. Bu ve bunun gibi videoları daha fazla görmek istiyorsanız Meslek Atölyesi kanalını YouTube ve sosyal medya kanallarından takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için de videonun altında bulunan yorumlar bölümünden bana sorularınızı iletebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.